Alo. Barış, duyuyor musun beni? Duyuyorum şu anda, iyi. Ha, nasılsın kardeşim? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim. İyiyim, sesin çok derin geliyor. Biraz bağırsan sevinirim. Şimdi bugünkü o yükleyeceğim videoyu iptal et. Yeni bir videoyu çekeceğim. Şu anda günlerden biliyorsun pazar. Cuma günü bizim Florida valisi DeSantis açıklama yaptı. Olağanüstü hal ilan etti. Kasırga geliyor, Ian kasırgası. Ve dün kuzenimle konuştum ve birçok arkadaşlarla konuştuk. Hiçbir yerde ekmek, su, işte şeker, un, hiçbir şey yok. Ben de çocuklarla çıktım şimdi marketlerden, özellikle su arayacağım. Böyle bir video göndereceğim sana. Evet, bugün pazar ama bunu salıya yetiştirebilir misin? Yani şu an video kaç dakika olur tahminin? Yani 3-4 yer gezeceğim yaklaşık. Yani ham hali nereden baksan bir 40-50 dakika sürebilir. Bilmiyorum yani, tam emin değilim. Şimdi uzun olduğu için boyut da fazla olacak. Şimdi yüklemen, delerimi indirmen biraz zaman alacak. Yani ondan sonra editlemeyi hızlı bir şekilde yaparım. 2 günü yetiştiririz diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimalle bir 40-50 GB'lık bir şey olacak, video olacak. Çünkü 4K 60 FPS çekiyorum şu anda. Çünkü çarşamba ve cuma söyleniyor fırtına. İnşallah bir bok olmaz da bakalım. İnşallah abi, gerçekten geçmiş olsun. Sıkıntılı bir süreç olacağız sizin için. Allah yardımcınız olsun diyeyim. Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Çekim bitince ben PC başına geçince sana tekrar alo yaparım. Tamamdır abi, hadi. Tekrardan haberleşiriz. Tamam, okey. Tamam, okey. Tamam, hadi bay bay, görüşürüz. Sağ ol, bay bay. Evet arkadaşlar, selamlar. Şimdi sevgili editörüm Barış Aslan'la telefonla konuştum. Siz de biraz olayı anlamış sayılırsınız. Bugün günlerden pazar, 25 Eylül. Cuma günü arkadaşlar, Florida valisi DeSantis olağanüstü hal ilan etti Florida'da. Ian kasırgası geliyormuş. Ve şu anda kategori 3'te. Gerçi dün öğleden sonra baktım 2'ye düştü ama bu sabah tekrar baktım 3. kategoriye çıkmış ve 5 bekleniyor. Yani 5. kategori. 5. kategori olunca ne oluyor arkadaşlar? Çatılar uçuyor, ağaçlar devriliyor, seller oluyor, yollar işte yarılıyor falan vesaire. Yani bildiğiniz ölüm tehlikesi. Ve 2 günden beri şu anda benim bulunduğum Orlando'da maalesef ne su, ne ekmek, ne şeker, ne un, ne konserve, hiçbir şey yok. Arabada 2 tane suyum var, evde 2 tane su var ama yetmez. Çünkü geçmişteki bu olayları yaşayanlardan öğrendim şu. Kasırga geçtikten sonra elektrik kesintisi olduğu zaman arkadaşlar, şu anda hava sıcaklığı 32-33 derece. Kasırgadan sonra yaklaşık bir 50 dereceye yakın bir hava olacak. Klima çalışmayınca ister istemez susayacağız. O yüzden su ihtiyacımız mutlaka gidermemiz lazım. 2 sene önce bir kasırga atlattık. Allah'tan bizi teğet geçti Orlando'ya. Yani okyanustan 40 mil öteden gitti. Yırttık orada. O yüzden hazırlıklarım vardı. Evde işte mum, el feneri, ondan sonra bant aldım. Koli bant arkadaşlar. Kasırgada camlar kırıldığı zaman hani parçalanmasın diye o şekilde bantlar aldım. Şimdi benzin alacağız. Costco'ya gideceğiz. Çünkü çeyrek benzinim var ve benzine ihtiyacım var. Kasırgadan sonra çünkü dehşet bir kuyruk oluyor benzin istasyonlarında. O yüzden benzinimi alacağım. Hani bir ilk önce kendimi sağlam alacağım. Çünkü olur ya, belki Orange County Belediyesi der ki Orlando'yu terk edin. Bu sefer yollarda olacağız. Yollarda da benzin bulma sıkıntısı yaşayabilirim. O yüzden benzinimi bir alacağım. İlk başta ilk etapta suyumuzu alacağız. Su bulmaya çalışacağız. Ne kadar market varsa su alacağız. Ekmek alacağız. Evde difriz var. Çarşambaya kadar difrize atarız ekmekleri. Yani bozulmayana kadar yiyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Elektrik olmazsa da mangal kömürü alacağım. Sitede çünkü bazı yerlerde grill yerleri var. Artık yemekleri orada pişireceğiz. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bir yolları da çeker misin hayatım? Şu anda görüyorsunuz. Orlando bomboş arkadaşlar. Bütün herkes şu anda alışverişini yapıyor. Herkes evinde ve bulutlar da başladı yavaş yavaş çıkmaya. Bu akşamdan itibaren yağmur yağacak. Pazartesi salı yağmurlu olacak. Çarşamba günü, ha bu arada salıya da çekebilir fırtına. Şu anda fırtına Jamaika'nın 500 mil ötesinde başladı. Ve yaklaşık 55 mil hızla şu anda bu tarafa doğru geliyor. Meksika körfezinden Tampa, Tampa'dan Orlando bölgesi olarak şu anda meteorolojinin radar sistemi var. Oradan baktık arkadaşlar ve hala orada da takip ediyoruz. Şu anda aile fertleriyle hep beraber taarruza çıktık arkadaşlar, açık ve net. Ha, bizim korkumuz yok, biz alışırız. 99 depremini de yaşadık ama buradaki beyaz Amerikalılar maalesef bu konularda çok panikler, aşırı panikler arkadaşlar. Çünkü yani hani bizim Türk milleti gibi bazı zorlukları yaşamamış buradakiler. En ufak bir şeyde tuvalet kağıdı, ıslak mendil, evlerini hemen depoluyorlar. Ama biz öyle değil yani. 5-6 suyum daha olsa yeter bize.
Bir de tek bir oğlumuz işte London köpeğimizden işte biraz tereddütteyim. Çünkü en ufak bir şimşekte çok korkuyor. Evde de önlem alacağız bu arada. Cam kenarlarında, benim yatak odasında cam kenarında yattığımız için orada mesela yatmayacağız. Kızların odası biraz cama uzak. Eğer çok şiddetli bir rüzgar olursa hepimiz orada yatacağız. Ya da koridora yataklarımızı sereceğiz. Camdan uzak olacağız ama işin kötü tarafı arkadaşlar, 3. kattayım. Üstüm çatı, çatı uçarsa artık Allah korusun da bilmiyorum. Bu arada dualar ederseniz de çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah atlatırız. Ha, korku var mı? Evet var ama hani şeyim, siz söyleyin. Nasıl derler? O konuda biraz cesaretliyim. Ben olayım, eşim olsun, çocuklarım olsun. O konuda biraz cesaretliyiz. Ama yine biz önlemlerimizi alalım. Ne olur ne olmaz. Allah korusun. Şu anda Costco, evet, full çakılı otopark. Büyük bir ihtimalle biz burada su bulamayacağız. Öyle görünüyor ama ben en iyisi bir an önce benzinimi alayım. Şu anda görüyorsunuz otoparklar full çakılı arkadaşlar. Park edecek yer yok. Bu arada kamera titrerse arkadaşlar, eşim tutuyor. Kameramanlığımı hayatım yapıyor. Güzel çekemiyorum. Çekersin canım, niye çekmeyesin? Bak şeyi de çeker misin? Bak millet burada da günübirlik yemeklerini alıyorlar. Evet, su var. Aa, var evet. Evet, su var. Su gördük ama iki tane var. İki tane almışlar. Belki limit koymuşlar. Belki evet. O zaman iki araba alalım hayatım. Senin Costco kartın yanında mı? Yanımda. İki araba alalım. Dört tane su yapalım, bitirelim. Evet, herkesin arabasında iki tane, ikişer tane var. Oraya çeker misin hayatım, milleti bakar mısın? Bu arada arabanın camları da kirli ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Walmart'ta 5 taneydi galiba limit. Bakacağız. Ya gerekiyorsa Walmart'tan da 5 tane alacağız. Bu arada şey yapacağız arkadaşlar. Hani elektrik su giderse küveti suyla dolduracağız. Kovaları suyla dolduracağız. Ne olur ne olmaz diye. Evet, benzin kuyruğu var. Oo. Hem de çok kötü kuyruk var. Hadi be abicim, yürü be. Oo, yer arıyor kendine ya. Evet. Su yok arkadaşlar. Şu anda geldik. Bu gördüğünüz raflar komple su. Ama maalesef yok. Limit 2 tane diyor ama nerede? Tamam da ama yok. Oha, 5.99'a çıkartmış her şeyi. Bu millet nereden almış? Bu arada temizlik ürünleri de hiç, burası komple tuvalet kağıdı ve peçetelerle olan yer. Suyu buradan alacağız. Şu anda ekipteki arkadaşlar ikişer tane su veriyor. Biz iki araba yaptık arkadaşlar. Yani şanslıyız bir yandan. 4 su aldıktan sonra tabii yine Aldi ve Walmart'a yine bakacağız. Ne alabilirsek iyidir. Bu arada şimdi normalden bir tane kaldı. Şunlar şu küçük olanlardan. Bir tane de hanım aldı. Pardon, iki tane de o aldı ama bu sular yetmez. Arkadaşlar 17-19, şu gördüğünüz 35'lik kola. Normalde bunun fiyatı 11 küsürdü. Kasırgayı fırsat biliyor. Karşıdaki reyonu görüyor musunuz arkadaşlar? Ekmek reyonu ve ekmek yok orada. Sandviç. Biz bunlardan yemiyoruz arkadaşlar. Bir tane bundan aldık. Hamburger ekmeği aldık. Kruvasan alacağız. Ha, burada ekmekler var ama bu ekmekler bir günde çok sertleşiyor arkadaşlar. Bu ekmeklerden almayacağım. Bunun fiyatı da 5.99 olmuş. 3.99'du. Şu
Şu anda ikinci Walmart'a geldik. Bir Walmart'a gittik. Ne su ne ekmek hiçbir şey yoktu. Yalnız kalabalıktı. Çekim yapamadık. Apopka'daki Walmart'a geldik. Burada ekmek olduğunu söylediler. Arkadaşlar difrize atacağım için ne kadar ekmek varsa alacağım. Ama burada da büyük ihtimalle su yok. Bilmiyorum nasıl yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yeter mi 10 tane? Turfansan da aldık. Yeter. Hadi lavaş ekmeği alacağız. Şimdi arkadaşlar diğer şu ekmeklerden bıraktık. Kepekli ekmek aldık. Bu kepekli ekmekler bozulmuyor. Onu bulunca değiştirdim. Patlıcan aldık. Biber aldık. Domates aldık. Bu bozulmayan soğuk yemek tarzı bir şeyler yiyeceğiz. Bir de bir aldık. Su bulamayınca mecburen bire içeceğiz sıcak sıcak. Ne yapalım? Konserve reyonuna geldik. Biz aldık alacağımızı. Tabi bunların tatları çok iyi değil ama mecburen aldık arkadaşlar. Ve bu akşama kalmaz burası, hepsi biter. Evet arkadaşlar, burada da su yok. Gördüğünüz gibi stoklarda su bitmiş. Buradan şimdi ödememizi yaptıktan sonra başka marketlere geçeceğim. Buradan çıkmadan önce ekmek reyonunun önünden de geçtim. Gördüğünüz gibi burası da boşaltılmış. Şu ekmekleri almıyoruz arkadaşlar. Neden? Bunlar çok çabuk bozulan ekmekler ve katılaşan, sertleşen ekmekler olduğu için zaten kimse de tercih etmiyor onları. Benim aldığım şu kepekli olan ekmek var ya arkadaşlar, bakın. Bunlar çok dayanıklı. Yani kolay kolay bunlar bayatlamıyor. Allah'tan bunu bulduk da aldık. Ondan sonra iced tea aldım. Portakal suyu aldım. Ondan sonra kakao aldım. Kremler aldım. Konserveler aldık. Buradaki market alışverişimiz bitti. Şimdi diğer marketlerde su arayacağız. Evet arkadaşlar, herkes kasırgayı fırsata çevirdi. Ben de gördüğünüz gibi şu şekilde oyun oynayacağım. Power 285 milyon, Mega 325 milyon veriyor. 10 dolarlık oynayacağız. $5 aldı. Bir $5 daha aldı. $10. Power'dan devam edelim. Ondan sonra Mega'dan devam edelim. Belki bu kasırga bizim kısmetimiz olur. Bir de Fantast oynuyorum. Bu da buranın her gün 200 bin veriyor. Çıksa da çıkmasa da her gün $200 bin veriyor. Biz de kasırgayı bu şekilde fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Hadi devam. 24'lü yine küçük sulardan arkadaşlar. 3.49'a çıkmış. Normalinde bunun fiyatı 2.20'di. Şu anda 2 tane alıyoruz. Gördüğünüz gibi limit 2 tane. Onlar büyük mü? Ha, büyükler varmış. Bir dakika. Büyükler varmış. Bunları bırakalım. Büyüklerden alalım. Böyle yeşil olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bunlar 2 gün içinde sarılıyor. Bir de Aldi'ye gelince arkadaşlar Alman çikolataları var. Onu almadan gidemiyoruz. Bunlardan alıyorum. Ya bunlar normal, hani kasırgayla alakası yok arkadaşlar. Bizim damak tadımıza en uygun çikolatalar bunlar. Siz söyleyin. Amerika'daki çikolatalar aşırı tatlı. Hani sticker mesela, Türkiye'dekiler tam bizim ağız tadımıza göre ama buradakiler aşırı tatlı olduğu için yiyemiyoruz. O yüzden bu şekilde Alman çikolatalarını alıyorum ve fiyatları da gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.59. Gördüğünüz yer arkadaşlar $28. Arkadaşlar saat 12'de çıktım. Saat 4 oldu. Kameranın şarjı bitti. Tekrar şarja taktım. İki markette çekim yapamadım. Dollar Tree'ye gittim. Orada sigara aldım. Şimdi arabayı göstereyim şöyle. Doldurduk burayı. Sular. Ondan sonra burada sular var.
Bir de oğluma mama aldım arkadaşlar. Araba çöktü. Şuraya bak. Allah'tan aksları kırmadık. Şimdi bir de bunları taşımak var. Bir de bu ağacın altında tutmayacağım arabayı. Arabayı şuraya çekeceğim. Yarından itibaren hani ağaç olmayan bölge. Hani gelirse belki şu kiremitler gelecek. Şu araba gibi arabanın burnunu ön tarafa çevireceğim. O şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Tabii fırtına günü çekmeye çalışacağım. Elektrikler kesilirse, telefon ya da kameranın şarjı biterse yapacak bir şey yok. Artık sonrasında çekeceğim. Sizlerden tek bir istirham var arkadaşlar. Dua ederseniz sevinirim. Ve Orlando'da, Florida'da yaşayan Türklere de şimdiden geçmiş olsun. İnşallah teğet geçer. Eğer kasırga olacaksa da inşallah bir şey olmaz. Evde de önlemlerimi alacağım. İki tane PC var. Hani mesela benim ev şu yukarıda. Eğer çatıda bir problem olursa bilgisayarları kaldıracağım. Soyunma odasına koyacağım. Televizyonu kaldırmayacağım. Televizyon çünkü duvara monteli. Yani bu şekilde bir şeyler yapacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.